iş. Hangi iş oldu? Çocukluk aşkımı buldum usta. Emoni internetten. Makedonya'da çekilen Balkan Ninnisi dizisinde başrol oynayan Erdal Özyağcılar çekim arasında İstanbul'a geldi. Ünlü oyuncu 2007 yılında da yine Makedonya'da çekilen Elveda Rumeli dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Nasıl özlemişsiniz oraları? Uzun yıllar sonra tekrardan bir daha gittiniz ya. Özledik tabii canım. Orada Türkler var. Bak buraya geldim. Bak saçlarıma bir şöyle bir şekil yapayım. Biraz uzadı galiba. Özyağcılar geçen yaz sonu 15 yıl önce Elveda Rumeli dizisinde çekim yaptıkları evi de ziyaret etmişti. 15 yıl evvelki Elveda Rumeli çektiğimiz işte Türkçü Dağı'nın konağı. Şimdi sabahlar babişko. İyi sabah, hatırladınız değil mi? Evet. Sen de. Gelin gelin çıkın. Buradan da gelir dedik. Buradan böyle konuşur dedik. Evet. İşte böyle 15 sene sonra yine buradayız. Herkes gibi yani ben artist olduğum için farklı anı olmuyor. Anı işte yani. O günleri düşünüyorsun. Nereye hissettiniz mesela? Çok uzun yıl. Her insanın hissettiği şeyler bunlar yani. 15 sene oldu galiba. 14-15 sene oldu yani ayrı bir şey yok işte. Oraya baktık. Oradaki merdivenlerden çıktım, oturdum. Tabii bu arada ölenler kalanlar var. Allah rahmet eylesin dedik. Aman arama. Onun dışında başka bir şey yok işte gelip işimize yapıyoruz işimizin başındayız çekimler gidiyor iyi gidiyor. 74 yaşındaki usta oyuncu dizi ekibiyle anlaşarak belli aralıklarla İstanbul'a geldiklerini anlattı. Tatil için tek buraya döndünüz galiba. Tatil için değil. Böyle biz arada bir 3 gün 4 gün kendi arkadaşlar arasında ayarlama yapıyoruz program. Onu da yapıma bildiriyoruz ona göre bize şeye veriyor. Aha, mesela 4 gün 5 gün ben geliyorum 4 gün 5 gün Özlem geliyor işte orası geliyor buraya ona göre ayarlama yapıyoruz. Aile burada, siz orada. Zor tabii de yani geliyorum gidiyorum. Onlar da geldiler. Oradaki arkadaşların aileleri de geliyor oraya. Erdal Özyağcılar dizi ekibinden bazı oyunculara Makedonya'da ev tutulduğunu söyledi. Orada bazı arkadaşların ev tutuldu onlara. Evet. Ben eve çıkmadım çünkü ben yapamıyorum evde. Yani ben oteldeyim daha rahatım. Geliyorum yatıyorum kalkıyorum işte. Yalnızlık zor geliyor galiba. Yok evle uğraşamam ki ben abi. Ben evle ne uğraşacağım? Ben yemeğimi yiyeyim, sabah erken kalkayım, kahvaltımı yapayım, setime gideyim. Hadi, vaktim yok, gidiyorum çünkü anca.